Üsküdar Üniversitesi Televizyonu'ndan mutlu günler değerli seyircilerimiz. Profesör Doktor Nevzat Tarhan cevaplıyor programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Cuma günleri saatler 10'u gösterdiğinde bu ekranlarda Nevzat Tarhan hocam tüm sorularınızı cevaplıyor olacak. Sorularınızı kendisine ve bizlere nasıl yöneltiyorsunuz değerli seyircilerimiz? Tarhan cevaplıyor hashtag üzerinden. Yine Nevzat Tarhan hocamızın Facebook ve Twitter hesaplarından da zaten ekranlarda gelecek sorularınızı alıp Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocama iletiyor olacağım. Sorular gelmeye başladı. Fırsat buldukça kendisine ileteceğim ama bir gelişme var. Nevzat hocamız ayağının tuzuyla Ankara'dan geldi bir iki gün önce. Orada bir komisyona katıldı. Önemli bir konu ele alındı. Çok değerli isimlerin katılımıyla birlikte. Önce oradaki gelişmelere ilişkin hocam medyaya da yansıyan haberleriniz vardı bu bağlamda. Televizyon programlarına ilişkin. Orayı bize kısaca 3-5 dakikada özetleyebilir misiniz hocam? Neler yaşandı? Neler? Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Bütünlüğünü Araştırma Komisyonu. Evet. Komisyon Başkanı Ayşe Hanım, Düzce Milletvekili oydu. Bütün vekillerimiz, çeşitli partilerden bütün vekillerimiz hemen hemen tam katılımlı orada. Ve sunum yapıldı. Özellikle bu boşanma dolayısıyla mağdur olan hukuki olarak sorunlar çözülememiş kişiler dinlenildi önce. Yani 17 yıldır boşanamayan kişi vardı mesela. Yahut da çocuk evlilik gibi kabul edilip 14 yaşında 17 yaşındaki kocasıyla kaçarak evlenen bir çift vardı. Kaçarak evleniyor. Fakat bu yasalarımıza göre suç olduğu için şarkı iki taraf da mutlu. Hiç şikayet olmadığı halde. Evet. Kıraathaneye benzettim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şimdi olmadığı halde hapiste kocası. Ve iki tane çocuk var. Kadın birden ortada kalmış. Kim bakacak? İşte aile, diğer ailedeki diğer büyükler sahip çıkmış. Şimdi burada çocuk gelin gibi bir yani kötüye kullanılan bir küçük yaş evlilikler var. Var. Bu evet. Kötüye kullanılan küçük yaş evlilikler nedeniyle burada akıl ve ruh sağlığı olan yerinde olan iki kişinin evliliğine ruhsal bir hastalıklar olmadığı halde, ruh halleri bozulmadığı halde bu kişileri evlenmelerine suç kabul ediliyor. Bu da bir tarafı düzeltirken hukuk terazisi bir tarafı bozabiliyor böyle durumlarda. Şimdi zaten bilimsel olarak da biyolojik doğasına uygun davranmaktır. Yani bilim biyolojik doğaya mesela kadın mahkeme kadını erkek kadın yapıyorum diye mahkeme karar alamaz. Bunun gibi biyolojik doğaya aykırı karar alamaz mahkeme. Biyolojik doğayla aykırı hareket ettiğiniz zaman bunun bedelini bazı masumlar çekiyor. Yani bu nedenle burada hukukun biyolojik doğaya uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yani çocuklar küçük yaşta da olsa, akıl ve ruh sağlığı yerindeyse, herhangi bir baskı yoksa, nasıl bir 14 yaşında ve 17 yaşındaki bir kız ve erkek arkadaşlık yapabiliyorsa ve belli bir mesafeli ilişki kurabiliyorsa, bu evlilikle ilgili sağlıklı karar verebiliyorlarsa, aile büyükleri buna katılıyorsa, 17 yaş için getirilen sınır var. Bu gibi sınırlar hepsi tartışılması gerekiyor. Bunlar getirildi. Bunlarla ilgili çözümler araştırılıyor. Benden de özellikle ailede işte boşanmanın artması, aile bütünlüğü için neler yapılabilmeli? Bütün dünyada %50'nin üzerine çıkmış boşanma. Türkiye'de %3 ile 10 arası değişiyor istatistiklerde. Geçen gün okudum hocam 130 bin yılda. Ya. Çok ciddi. Yani boşanma hızı evlenme hızının üstüne çıktı şu anda. Şu an. Yani şu anda eğer böyle giderse 10 sene belki 20 sene sonra Avrupa gibi olacağız. Yani özellikle Amerika'da %50'nin üzerinde %30-40 istatistikleri %50'yi geçiyor. Ve ilginç olan da Fransa'da geçenlerde basına yansıyan bir habere göre evlilik dışı çocuk oranı %52. Yani
Anne baba birlikte yaşıyorlar. Evli değiller. Çocukluyor. Yani böyle zayıf ailelerde yetişen çocuklar oluyor. Bu orta vadeli bir problem Türkiye için. Uzun vadeli değil artık. Orta vadeli çözümler üretilmesi gereken bir problem. Bunlar konuşuldu. Meclisin bunu ele alması, bu konuda çeşitli çözüm yolları araştırması güzeldi. Orada yani benim bu ombudsmanlık sistemi gibi arabuluculuk sistemi var. Bu aile danışmanlığı hizmetlerinde bizim ders olarak okutuyoruz bu anlaşmazlık çözümünü. Bunu anlaşmazlık çözümünü aile danışmanlığında bir kurumsallaştırarak bunu. Yani ticari davalarda arabuluculuk yasası çıktı ve uygulanıyor şimdi. Bu aynı şey evlilikte de çıkarılabilir. Yani evlilik danışmanları boşanmaya gitmeden önce arabulucular vasıtasıyla bir hakem pozisyonundaki kişilerle arabulucu gene hakim üyeden ve psikolojik danışmandan oluşan bir yapıyla yargının yükünü de hafifletmiş olur. Ve böyle bir sistem teklif ettim ben. Orada vekillerimiz de şey yaptı. Yani sıcak yaklaştılar. Eğer kabul görürse bunun paralelde bir yasa çıkarsa evlilik çözümü, yani evliliği mahkemeye yansıdığı zaman artık anlaşmazlıkla ilgili objektif çözüm olmuyor. Yani sağlıklı boşanma hedefleniyor. Ama yapılan araştırma evliliklerin %20'si bir sene içinde tekrar boşananların tekrar evlendiği görülüyor mahkeme yoluyla. Yani bu demektir ki bir ciddi bir kitle boşanma kararı verirken çok yeteri kadar incelememiş. Sağlıklı karar değil, karar verememiş ve boşanmada yani iki tarafta elinden gelen her şeyi yapmadan boşanmış. Halbuki boşanma kararı verirken ben elimden gelen her şeyi yaptım diyebilmesi lazım tarafların. Ve çocuğun iyiliği için bir araya gelebiliriz demesi lazım. Bu da bir sağlıklı boşanma. Eğer yürütemiyorlarsa. Bunun gibi çözümler üretilecek. Aile bütünlüğüne önem verilmesi önemli. ve özellikle gelişmiş ülkelerde olan yanlışlardan birisi de aile danışmanların boşanma danışmanı gibi çalışması. Yani boşanma terapisti gibi sadece çalışması. Yani onaylıyorlar mı? Ve ilk etapta bunu teyip boşanmaya teşvik mi ediyorlar? Sen önemlisin diyorlar. Aile önemli değil diyorlar. Aile kutsal değil, sen kutsalsın diyorlar. Evlilik böyle önemli. Olunca yani sen eğer sana ters geliyorsa, seni mutlu etmiyorsa, huzurunu kaçırıyorsa bırak devlet ilgilensin çocuklarla diye özellikle bu tarzdaki ben merkezci popüler kültür bunu teşvik ediyor. Bu boşanmayı artıran en büyük sebep. Avrupa'da zaten böyle. Böyle. Böyle maalesef. Bu yaygınlaşıyor ve Türkiye'de de yani yakın bir zamanda Türkiye'de bu konuda daha büyük problemler yaşanacak artık. Her gün gazetelerde erkek vahşeti diye haberler duyuyoruz. Ailede işte ve bu da en çok fatura zarar çocuklara çıkıyor. Fatura çocuklara çıkıyor. Bu nedenle burada yüksek kavram şu olmalı. Çocuğun yüksek yararı esastır burada. Yani çocuğu düşünmeden sadece şeyleri düşünerek kadını düşünerek ya da sadece erkeği düşünerek evlilik kararları verilmesi en çok mağdur ve mazlum olan çocukları etkiliyor. Ve şiddette de hep kadına yönelik şiddet deniyor. Yani burada şiddet çocuğa da yönelik şiddet var bunun içinde. Yani anne şiddete uğradığı zaman çocuk ondan 2-3 misli daha fazla acı çekiyor. Yani çocuğu da dayak yemese de çocuk ruhu dayak yiyor çocuğun. Onun için çocuğun yüksek yararı ilkesi bu da en önemli ilkedir ailede. Buna iki tarafına dikkat etmesi, yasa koyucunun da buna dikkat etmesi gerekiyor. Yasa yürütücünün de dikkat etmesi gerekiyor. Şu çıkıyor ortaya en çok uygulamada, uygulama hataları çok fazla. Mahkemelerdeki hakimlerin uygulama hataları ve uygulama konusundaki iş yoğunluğu nedeniyle zorlukları birçok adil çözüme engel oluyor. Evliliği bitirebiliyor. Bitirebiliyor. Peki bunun önüne nasıl geçecek hocam? Standart bir şeyler? İşte komisyon burada orta vadeli, uzun vadeli, kısa vadeli çözümler olacak ve bunları meclis yasalaştıracak yahut da
Bunun uygulayıcılar bununla ilgili yeniden yönetmelik düzenlemeleri yapacaklar. Bunlar zor bir şey değil. Ama aile değerlerinin bozulduğunu görüyoruz. Yani bir aileyi bir arada tutan değerler vardır ki bu yüksek değerler. Bu değerleri korumak da devletin görevi. Yani bu nedenle bütün bunlar konuşuldu. Ama bunu meclisin gündeme alması, bir araştırma komisyonu kurması, bu konuyu artık bir rapor haline getirip daha sonra da bunun takipçisi olması çok önemli. Bir gelişme. Toplum tabii mutlu olmadıkça Ankara mutlu olamaz ki. Doğru. Yani toplumda dertli insanlar, dezavantajlı insanlar, yaralı insanlar varken bunlara çözüm bulamazsa Ankara niçin var ki? Ya, muhakkak çözüm bulacak burada. Yani eğer milli iradeyi temsil ediyorsa Ankara, milletin derdini için çözüm için çırpınacak. Bunu yapması gerekiyor. Ve bunun da şeylerini görüyoruz burada. Yani iyi niyetli çabalarını görüyoruz. Peki. Evet. Hocam, boşanma üzerine tabii sorular geliyor. Böyle değerlerden bahsettiniz. Kitabınızı da göstermek istiyorum. Timaş Yayınları'ndan çıkan Nezahat Arhan hocamızın yeni bir çalışması, Değerler Psikolojisi ve İnsan, güzel bir çalışma. Bunu sizlere sunuyoruz. Başucu kitabı yapılabilecek bir çalışma. Hocamıza emeklerinden ötürü de teşekkür ederim. Hocam, bir soru var. İsim vermiyorum buradan. Soru çok uzun ama boşanma ile ilgili kısaca size bunu özetlemeye çalışacağım. 26 yaşında 3 yıllık evli bir bayanım. Evliliğim her zaman biraz zor geçse de şu an içindeki bulunduğum durum kadar zor değildi. Son 2-3 aydır eşimle sürekli tartışıyor ve iletişim kuramamaktayım. Ben 7 yaşındayken annemi kaybettim ve evlendikten sonra sadece mutlu olmak istedim. Benim öfke kontrolü problemim var. Öfke kontrolü ayrıntısı hocam. Çok aşırı sinir ve strese giriyorum. Uzun zamandır kendimi bu konuda engellemeye çalışsam da başarılı olamadım. Evliliğimizin son 3 aydır kötüye gitme sebebi eşimin görüştüğü birkaç arkadaşından dolayı. Eve geç geliyor, eşine vakit ayırmıyor. İletişimsizlik de var. Buradan anladığım kadarıyla neler söyleyebilirsiniz hocam? Tabii eşinin bayan mıydı? Bayan. Evet, 26 yaşında. 26 çocuk. 3 yaşında bir çocuğu var. Çocuğu var. Öfke problemi eşinin mi var, kendisinin mi? Kendisinin var. Annesini kaybetmiş 7 yaşındayken. Evet. Oradan da herhalde. Yani eşini dövmüş mü? Yazıyor mu öyle bir şey? Eşini erkek. Böyle bir şey yok. Evet hocam. Şiddete dair bir şey yok. Uyguladığına dair bir şey yok. Evet. Şimdi öfke kontrolünün bir kere öfkeli olduğunu ve bunun düzelmesinin gerektiğini bilmesi çok önemli. Farkında olması. Tabii farkında olması %50 tedavi demektir. Ben bu kadar öfkeli bir bayan görünce benim yaşadığım bir örnek aklıma geldi. Bir öğretmen hanım vardı. Bağırdığı zaman okul inlerdi böyle. Kendisini muayene ettik. Beyin fonksiyonuna baktık. Beyinde serotonin azalması tespit ettik. Yani bunun çok örnekleri vardı. Bundan bir tanesi. Daha sonra bir ilaç verdik ona. İlaçtan sonra öğrenciler sıranın üzerine çıkıyor. Gene kızamıyorum, bağıramıyorum. Bu kadar da olmaz ki doktor bey dedi. Evet. Yani onun öfkeliliğinin aslında bir gizli depresyona bağlı olduğunu gördük. Gizli depresyon ne demek? Beyinde serotonin, dopamin gibi böyle mutluluk, hazla ilgili kimyasalların azalması, dengesinin bozulması, rezervinin azalması belli bölgelerinde. Bunun kaybını önleyen ilaçlarla şekilde böyle çarpıcı bir şekilde düzelmeleri görüyoruz. Hatta böyle bir hasta, yine hatırladığım bir hasta, hani milattan önce milattan sonra vardır ya, evet, bu tedaviden önce ve tedaviden sonra oldum diyor. Başka bir hasta, yani evde taşların rengini fark ettim dedi mesela. Başka bir hasta pencereden bakarken manzarayı fark ettim dedi. Dağ ne güzelmiş dedi. Halbuki bu dağlar üzerime geliyor diyordu daha önce. İşte daha sonra tedaviden sonra da ya dağlar ne güzelmiş dedi. Bak kokuyorsun, bir ilaçta böyle enteresan şeyler oluyor ama bu ilaçta da bir doğru ilaç olursa bazen tersi etki de oluyor ilacın etkisiyle. İlaç aldığı zaman bu sefer uçuşa geçen hastalar da var. Mesela tüpçüye aşık olan hasta mı oldu böyle yanlış tedavide? Yine bir Rus kızına aşık olan bir adamı rastladım. Az daha evleniyordu böyle ilacın etkisiyle. Ya da bir başka bir yine hastamız oldu, hatırladığım bir örnek. Ders aldığı müzik öğretmenine evli kadın aşık oldu.
kocası var, evlilik var. Yani bunlar hep rastladığımız örnekler. Bu ilaç çünkü iki tarafı keskin kılıç gibi ilaçlar. Bir tarafı düzelirken bir tarafı bozabiliyorsunuz. Hı. Onun için bu ilaçları çok ustalıkla kullanmak gerekiyor. Hatta buna Lokman Hekim'in anlatılan hikayeleri vardır. Lokman Hekim bütün ilaçları rafta dizermiş böyle. Bir hasta geldiği zaman bakarmış hangi ilaç titreşiyorsa onu alıp vermiş hastaya ve şifayı böyle dağıtırmış. Şimdi burada tabii bu aslında ben buradan şunu çıkarıyorum şimdi. Her ilacın bir dili var. O her ilacın bir dili var. O dille hastanın yarasını okuyabilmek hekimlik ve hikmet ve bir becerisidir. Biz şimdi bunu daha önce onu bilgelikle, sezgilerle yapıyormuş. Ama şimdi bunu biz bilimle yapıyoruz artık. Bilimsel metodolojiyle ilacın formülünü, etki mekanizmalarını, farmakodinamiğini, farmakokinetiğini ölçüyoruz. Hastanın genetik cevabını ölçüyoruz. Genetik yapısını ölçüyoruz. Gen haritasını çıkarıyoruz. Yani ilacın özelliklerine bakıyoruz. O ilaç hangi genler üzerinden çalışıyor? Ona bakıyoruz. Hastanın genetik yapısını alıyoruz. İlaçla öyle karşılaştırıyoruz. Yani Lokman Hekim'in hikayelerde anlatılan bilgileri şimdi laboratuvar ortamında geliştirilen metotlarla herkese uygulanabilir hale geldi. Yani aslında her hekim bu metodu uygulansa bir Lokman Hekim gibi olabilir. Yani şu anda bunun için yani ilaç tedavisinde de genetiğe uygun ilaç denilen farmakogenomik diye geçiyor buna. Klinik farmakogenomik. Ve bu o kadar önemsendi ki ABD Başkanı Brain iki tane büyük şey başlattı. Sağlık hatta biliyorsunuz bu sağlıkla ilgili devrim yaptığım için oradaki sağlık sistemini Obamacare diyorlar. Evet. Amerika'da. Sağlıkla ilgili bilim açısından iki büyük hareket başlattı. Biri beyin inisiyatifi denilen beyin girişimi hareketi. Diğeri de Precision Medicine denilen kusursuz tıp hareketi başlattı. Bu kusursuz tıp hareketinde üç ayak var. Birincisi kişinin gen haritasının çıkarılması. İkincisi biyoteknolojiden faydalanılması. Üçüncüsü de bulut teknolojisinden faydalanıp veri tabanı oluşturması, medikal kayıtların kullanılması. Yani bunlar hepsi farmakogenetik yani kişiye özel tedavi aslında. Yani kişiye özel tedavi konusunda ve beyin inisiyatifi konusunda iki büyük bilim hareketi başladı. Bütün bunlar aslında Lokman Hekim'in modernize olmasıdır. Evet. Yani o cam kavanozlardaki titreşimi bilim tespit ediyor. Kişinin ihtiyacını genetik olarak bilim tespit ediyor. İkisini karşılaştırıyor. Böyle uzman yardımları alabilmek. Şimdi buradaki hanımefendinin sorusuna gelirsek yani öfkelilik arkasında gizli bir depresyon olabiliyor onun arkasında. O gizli depresyonu bir uzmana gidip tedavi ettirmesi önemli. Eğer buna rağmen düzelmiyorsa da yahut da kişi hemen gidemiyorsa da öfke kontrolü yönetiminin bazı örnekleri var. Öfkeye itfaiyeci modeliyle yaklaşılır öfkeye. Mesela öfke varsa öfkede kişi yani öfke demek bir içimizde yangın çıkması demektir. Yangın çıktığı zaman ne yaparız? İtfaiyeci gittiği zaman yangına ya yangın neden çıkmış? Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı diye araştırmaz. Önce yangını söndürür, sonra soğutur, ondan sonra araştırır. Şimdi öfkeli bir insan şimdi bu bana bu haksızlığı niye yaptı? Kaynanan bunu bana niye söyledi? Kocam bine buna niye dedi diye araştırırsa öfke daha çok artar. O halde öfke anında ne yapacak? İtfaiyeci gibi olacak. Önce öfke ateşini söndürecek. Ne yapacak? Konuyu değiştirecek. Kalkacak elini yüzünü yıkayacak. Yani böyle değişik ilgi alanlarını değiştirecek. İlgi odağı değiştirme diyoruz buna. Dikkat değiştirme yöntemini uygulayacak. Konuyu değiştirecek. Ama unutmamak için de gerekiyorsa oradaki sorunu not alacak. Daha sonra ateş söndükten sonra, soğuduktan sonra daha doğrusu neden çıktığını araştıracak ve tekrar çıkmaması için önlem alacak. Yani böyle durumlarda ateşe körükle giderse daha çok artar. Ondan sonra öfke şiddete dönüşür. Bu nedenle yaygın itfaiyeci modeliyle yaklaşsın. Kriz geçtikten sonra da sebebini araştırsın ve beni öfkelendiren konu neydi? Hangi kuralım bozuldu? Hangi ilkem bozuldu? Hangi prensibim zarar gördü? Bunu bulursa eğer oradan öfkeyi kazanıma dönüştürebilir.
Yani öfkeli insanların çoğu bu öfke hakkında fikir, düşünce üretemiyorlar. Öfke hakkında, yani öfkenin arka planında farklı bir duygu var. Öfke görünen duygu. Görünmeyen duygu belki incinme duygusudur. Mesela bir evcil hayvanı olanlar bilir. Evcil hayvanı yaralıyken sevemezsiniz evcil hayvanınızı. Ya o, niye sevdirmiyor sizi yaralıyken? Yani sizi istemediğinden değil. Yarası acıda, incinme korkusundan sevdirmiyor. Yarası incinecek diye sevdirmiyor. Öfke, karşı taraf belki bir psikolojik olarak morali bozuk, yaralı. O anda siz ona canım deseniz canım çıksın anlar. Anlayacak, doğru. Yani böyle bir durumda onu o haliyle sevmemelisiniz onu. Bırak şey geçsin, o yarası iyileşsin, ondan sonra sevin. Onun psikolojik olarak şey geçsin. Yani bunlar hepsi şeydir, beceridir işte. Bunları öğrenilecek, iletişim becerileri, iletişim zorluklarını bilecek kişi ondan sonra uygun iletişim becerisini geliştirecek. Evet, tabii evliliklerde iletişim kopukluğunun olması da ciddi problem hocam. Yani sizin en kötü iletişim biçimi iletişimsizliğin olmaması, iletişimsizliğin olması bağlamında da değerlendirmeleriniz var. Bunu yönelteceğim size ama Tarhan Cevaplıyor HD üzerinden kıymetli takipçilerimiz Nevzat hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sorularınızı ben de burada fırsat buldukça kıymetli hocama yönelteceğim. Bir soru var hocam. İletişimsizliğe de dikkat çekmenizi rica edeceğim sizden. Aşırı heyecan var, elimde titreme var, kafamda sallanma diyor bir takipçimiz. Antidepresan kullandım 10 yıl, hiç faydasını görmedim. Hastalığımı biliyorum, heyecan. Psikiyatri ve nörolojiye gittim, ilaç yazıyorlar. Sonuç yok, sizden bilgi almak istedim diyor. Titreme dedi, heyecan dedi. Evet, heyecan, aşırı heyecan, elimde titreme, kafamda sallanma. Sallanma var. Şimdi bunlar tabii nörolojiyle psikiyatrin birlikte karar vermesi gereken bir durum. Bu titreme, sallanma ailesel mi? Ona bakılır. Mesela bazen ailesese bu, mesela bazı alkol alınca geçiyor bazı tipleri. Geçici olarak geçiyor ama bu sefer alkolik oluyor kişiler. Yani bunun için hangi titreme türleri var? Mesela istirahat titremesi var, hareket titremesi var. Yani bu hangi titreme türünde? Yani el istirahat halinde mi titriyor, yoksa bir iş yaparken mi titriyor, hedefe odaklandığı zaman mı titriyor? Yahut da kişi titremesi iş yaparken hafifken artıyor mu, azalıyor mu? Bütün bunlara titremenin türleri var, onlara bakılır, sebebi araştırılır. Eğer nörolojik bir sebepse, mesela Parkinson başlangıcı gibi bir durumsa tedavi değişir. Eğer öyle bir durum değil, ki büyük ihtimal arkadaşımızın da öyle Parkinson kaç yaşında yazmış? Yaşını yazmamış hocam. Yazmış. Yani Parkinson 10 sene süren bir titreme Parkinson'sa zaten Parkinson teşhisi koyulurdu, çıkardı ortaya. Değil demek ki. Yani bu titreme otonom sinir sisteminin çalışma bozukluğuyla ilgili titremeler vardır. Aynı zamanda terleme de olur onun yanında. Heyecanla artar, stresle artar. Yani stresin bedensel belirtilerden birisidir titreme. Nörolojik belirtilerden birisidir. Kişi mesela çay götürürken tek elle değil iki elle götürür hale geliyorsa titreme önemli olur. Tek elle, bazen tek elle de bir yazı yazamayacak kadar olur. Öfkelenince, sinirlenince artıyor mu? Uykuda var mı? Bütün bunlar araştırılır. Daha sonra bu kişinin mesela titremeye bir beyinsel yollarla düzelten tedaviler vardır. Çevresel yollarla, yani sinir uçlarını etkeden ilaçlarla titremeyi kesen ilaçlar vardır. Duruma göre bu tedavilerden birisi seçilip karar verilir. Yani bu tedaviler yeterli olur. Bazen titremelerin arkasında maskeli depresyon vardır. Yani örtülü depresyon vardır. Kişi depresyonu titreme şekli, bedensel belirtilerle yaşar. Bunu göz önüne almadıkça, tedavi etmedikçe sadece titremeyle ilgili ilaç vermek yetmez kişide. Bedensel belirtilerle seyreden depresyonsa bu kişilere mesela manyetik uyarım tedavisi gibi tedaviler var. TMU diye bilinen transkranial manyetik uyarım tedavisi. Bu kadar uzun sene sürmüş. İlaç tedavisine ek tedavi olarak, yani ilaç tedavisini kesmeden ama ilacın dozunu azaltmayı da sağlar bize bu avantaj olarak. Bu tedavi yapılırsa düzelme şansı vardır. Yani pek %10
60-70 düzelse, %50 düzelse bile çok rahatlar bu kişiler. Bunun için burada A uzmandan yardım alırsa B'den ya da daha bilimin devamlı geliştirdiği yöntemler var. Bu yöntemlere göre daha gelişmiş bir merkezden yardım alabilir ve bu yardımla bir tedavi planı yapılır. Bu tedavi planına göre titreme yok edilmese bile azami tıp ne diyorsa elimizden geleni yapmak zaten. Bizim de hekim olarak görevimiz hastayı iyileştirmek değil, iyileşmesi için elimizden geleni yapmaktır. Yani iyileşip iyileşmemek bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Böyle hastalar var ki ben seni iyileştireyim diyor bazı iddialı konuşuyor doktorlar. Fakat iyileştirip iyileştirmemek bizim kontrolümüzde değil ki. Çünkü hastanın iyileşmesi için 10 tane belki onlarca mekanizma var. Sadece senin uyguladığın ilaç tedavi bir mekanizmayı düzeltiyor. Diğer mekanizmaları vücut kendiliğinden çözüyor. Onların hepsine hakim değiliz biz. Yani kontrol edemeyeceğimiz konuda söz veremeyiz. Yani kontrol edebileceğimiz konu nedir? Sana şu kadar zamanda, şu kadar seansla şu tedavileri yaparım ve kendi tecrübeme göre, senin bu hastalığın teşhisine göre ve bu yöntemlere göre, daha önceki tecrübeme göre şu kadar düzeni bekliyorum denir. Bu bazı durumlarda bunu söylüyoruz. Mesela 6-7 ayda %60-70 düzelme olacak diyoruz. 6 haftada oluyor. Hasta daha çok seviniyor tabii. Yani beklentiyi yanlış bir ümit duygusu uyandırmamak gerekiyor. Gerçekçi bir yaklaşım gerekiyor. Bunları yaparız. Hastalıkların çoğu zaten benim gözlemlediğim hastalıkların çoğu şöyle bir rahatsızlık. Yani rahmetli Ayhan Songur Hocam'ın çok güzel bir sözü vardır. Doktor çoğu zaman çok az tedavi eder. Çoğu zaman teselli eder. O teselli de tedavi olarak yeter. Bu ikinci cümleyi ben ekledim. Birincisi ona aitti. Gerçekten de öyle. Teselli çoğu zaman yetiyor hastaya. Ama tabii ehil ve emin hekim olması lazım. Ehil ve emin hekime teslim olsun hasta, kader yardım ediyor. Lokman hekim gibi. Evet. Peki hocam, tabii evli olan kişilerden, erişkin kişilerden bahsettik ama bu problemleri, öfke kontrolünü çocuklar ve ergenler de yaşabiliyor. Bu tam da bu noktada bir sorumuz var. Hocam 17 yaşında oğlum var. En ufak bir şeyde sinirlenip her şeyi kırıp döküyor. Bu sene artırdı. Psikiyatri ilaçları çok ağır mı oluyor? Psikoloğa mı götürsem bilemedim diyor. Tarhan cevaplıyor. Hashtag üzerinden soruları hocamıza yöneltmeye sürdürüyoruz. Yani şimdi bu 13 yaşında. 17 yaşında 17 ergen. Ergen. Yani evet. Şimdi bu öfkelilik var. Bu ergenlik içinde, ergenlik dönemi zaten psikoloji kitaplarına göre normal şizofrenik dönem kabul ediliyor. Ne demek yani? Gergen şizofrenik gibi davranışlar gösteriyor fakat ergen ya o yaşın gereği. Onun için Anadolu'daki delikanlı sözü boşuna söylenmemiş. Buna uygun aslında bir de peygamber sözü var. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Ergenlik bloğu çağı deliliğin bir şubesidir diyor. Ne demek deliliğin bir şubesi? Yani akıl hastalığına benzer bir şey oluyor diyor. Hal oluyor diyor. Onun için ergenlerden 40 yaşında insan olgunluğunu beklememek gerekir. Yani ergen kimlik arayıp bulma dönemidir ergenlik dönemi. Ben kimim, nereye yönelmeliyim, niçin sorularını soruyor. Protesto dönemi hatta çete yaşı olduğu için itirazlar vardır anne babaya. Kendi kimliğini anne babaya karşı ben büyüdüm, ben özerkim, ben ayrı bir insanım, ayrı bir bireyim demek için anneye babadan kopma dönemidir bireysel. Onun için anneye babaya karşı çıkması doğal bir durumdur. Anne babanın bu krizi iyi yönetebilmesi önemli burada. Onun için ergene ilaç gerekiyorsa, hekim tavsiyesi varsa, hekim kontrolünde kullanıyorsa kullanılır ilaçlar. Ama öyle onun ergen doğru ilaç vermek gerekir. Eğer hedeflenen sonucu alınmadıysa A planı değiştirilir, B planı, C planı ya da daha gelişmiş bir merkeze götürerek daha ayrıntılı inceleme yapılır. Ve bu şekilde sonuç alınır. Biz yani ergenlerde böyle genellikle ilk bir hekime geldiği zaman böyle yeni 6 ayı geçmemiş vakalarda bir ilaç ve terapilerle sonuç alıyoruz. Yani ilaç böyle çok ağır ilaçlar vermeden ergenin gelişen sinir sistemine zarar verecek bir ilaç vermeden o doğru ilacı doğru dozda ve doğru sürede kullanmak. Doğru kişiye 4 doğru vardır biliyorsunuz.
doğru kişiye doğru ilacı doğru sürede doğru dozda kullanmak. Evet. Bu dört doğru ilkesine uygun vermek önemli. Bunu verdiğimiz zaman yani tedavide sonuç ergenlerde ama öfkelendiren sebepleri de araştırmak için yani ilaç tedavisi yani psikiyatrik tedaviyle psikoterapi birlikte götürmek lazım. Hı hı. Bazı durumlarda bazı psikiyatristler psikoterapi kendisi de yapıyorlar. Ama psikoterapinin bazı türleri var ki özel eğitim yapabiliyor. Gerektiriyor değil mi hocam? Gerektiriyor. Özel yapılandırılmış psikoterapiler var. Onu o konuda özelleşmiş psikolog arkadaşlar var. Onlar güzel yapıyorlar onu. Biz onlara veriyoruz mesela. Ergen çalışan arkadaş var. Sadece ergenlere bakıyor. Ergenlerde mesela madde bağımlılıkla ilgili çalışanlar var. Onlara yapıyoruz ve bu şekilde ergenlikle ilgili tedavide ergenlerin sorunlarını çözmekte yok eğer ergenin sorunu çözülmezse gerçekten evden aileden kopuyor ve yanlış arkadaşa yöneliyor, yanlış çevreye yöneliyor. En şey ihtimalle tehlikeli araç kullanmaya tut. Mesela İngiltere'de yapılan araştırmalar var. Ergenlerde ölüm oranı 15-25 yaş arası gençlerdeki ölüm oranı trafik kazalarında ölüm oranından daha fazla intiharlı ölüm var. Evet. Bu da erken yaş grubunun intihar edecek derecede dürtüselliklerinin olmasıyla da yakından ilgili. Peki. Hocam sorular var. 29 yaşında kızım var. Çok kıskanç. İki tane kız kardeşini çok bunaltıyor. Konya Ereğli'den yazıyor bu arada. Çocuğuna tedavi olman gerektiği noktasında da telkinde bulununca anne babaya sen git senin tedaviye ihtiyacın var refleksiyle cevap veriyor benim. Anne babayım diyor. Anne diyor çocuğuna tedavi olman gerekiyor. O da diyor ki benim yok senin tedaviye. Çocuk mu diyor? Çocuk diyor. 29 yaşında genç. Kardeşlerini kıskanıyor. Evet. Biraz da problemler yaşıyor. Bunu yani anlatıyor. 29 yaşındaki bir genç bunu söylüyorsa annenin ciddiye alması lazım. Ciddiye alması lazım. Yani bir böyle bir durumda yani annelik modeli nasıl? Biz gençlere bu yaşta bile olsa ailede çatışma varsa sadece o genci değil bütün aileyi ele alıyoruz. Hı hı. Hatta aile değerlendirme ölçekleri var. Aile değerlendirme ölçeklerinde anne rolü nasıl, baba rolü nasıl bunlara bakılıyor. Yani böyle bir durumda aile içerisinde rol karmaşası yaşanıyor mu? Aile içerisinde müdahaleci seviyesi nasıl? Aile içerisinde koruyuculuk durumu nasıl? Yani öyle bir koruyucu müdahaleci anneler oluyor ki çocuğunun yediğine, içtiğine, giydiğine her şeyine karışıyorlar. Hı hı. Yani böyle bir durumda 29 yaşında bir çocuğun işte odasındaki eşyalarına kadar her şeyine karışırsan böyle bir durumda o çocuk anneye babaya res çekmesi beklenen bir durumdur. Normal bir davranıştır. Yani o çocuk eğer içine atıp pasif olup kendini assa daha mı iyiydi? Böyle anneye en azından fikrini söylüyor. Anne böyle durumda oğlum sen öyle söylüyorsun ama benim de farklı düşünüyorum. Bir uzmana gidelim beraber birlikte yardım alalım diyecek burada annenin. Yani ego savaşları var anne evet. Çocuk arasında. Yani bunun sonucunda da iki tarafında kaybettiği bir savaş olur bu. Hı hı. Yani devamlı belki anne çok eleştirici bir annedir belki. Çocuk eve gelirken sanki eve değil de mahkemeye geliyor gibi bir duyguyla geliyordur. Yargılanıyor gibi bir his vardır evde. Yani eğer anne akıllıca davranırsa evi sevimli ve sıcak bir ortam haline getirmesi lazım. Evi sevimli ve sıcak bir ortam haline getiremezse böyle durumlarda oradaki iyi iklim oluşturulamaz. Hı hı. Yani onun için ev iklimi önemli. Yani annelik babalık modelinde ev iklimini iyi oluşturabilmemiz önemli. Evdeki atmosfer eğer sevimli, sıcak atmosfer varsa yani sıcağı, soğuğu, yağmuru her şeyi dengeliyse orada iyi bitkiler yetişir. Evet. Ama evde hep fırtınalar esiyorsa, evde devamlı ağır iğneli konuşmalar varsa, hep taşlar atılıyorsa birbirine, tabaklar fırlatılıyorsa o öyle bir ortamda iyi tohum da olsa iyi tohum meyve vermez, büyümez. Evet. Bunun için evi sıcak bir iklim haline getirebilmek. Yani bu çocuk eve gelirken işim bitsin de bir an evvel geleyim ya desin. Ya da eşi ya işin bitsin de eve bir gelin. Evi ayakları sığınak gibi geri yapsın. Gitmesin. Değil mi? Evet. Evi sığınak gibi yapsın. Hı. Yani akıllı ailelerde evi bu hale getirirse zaten sorun büyük ölçüde çözülüyor. Evet.
Ama eve gelir gelmez kapıdan girerken ne biçim adamsın, otele hoş geldin diye karşılayan eşler var kocasını. Daha kapıdan bismillah kapıda adımını ilk adımını atarken otele hoş geldin diye bir kadın şeyi karşılarsa kocası. Kocası o eve geldiği zaman eve değil de sanki şeye geliyor gibi, yargılanıyor gibi hisseder ve ayakları gelmez. Gider yatar otele. Gider yerlesin. Yatar yahut da eve geç gelmek için bahaneler bulur. Şuraya takılır, buraya takılır, bir şeyler yapar, eve geç gelmez. Ondan sonra da kocam eve geç gelmiyor der. Kocam yüzü gülmüyor der. Belki yüzü güldüğü zaman sen ona pişman ediyorsun yüzünün güldüğüne. Ya da tersi de erkek kadın için de bu geçerli. Bazı erkekler de şey yapıyorlar. Eve kapıdan girer girmez bunu fark ediyor. Hemen bağırıp çağırmaya strateji başlıyor. Geliştirmiş. Strateji geliştiriyor. Bağırıyor, çağırıyor. Niye bu elektrikleri açık bıraktın diyor. Niye bu burada duruyor diyor. Öyle olunca kadın aman bu adam kızgın diye susuyor. Susunca adam rahat rahat ayağını uzatıp televizyon seyrediyor. Ama bunu farkında değil, belki bilmeden yapıyor. Refleks geliştiriyor. Geliştiriyor. Yani bu bunlar ondan sonra benim kocam böyle sinirli eve gelince bağırıyor diyorsa acaba ben nasıl ne yapıyorum demesi lazım insanın. Eğer orada ben ona çanak tutuyorsam onun öyle olmasına o da yapar. Evet. Yani onun için öfkeye çanak tutmamak lazım. Kavgaya çanak tutmamak lazım. Kavgaya çanak tutmak kavga kadar önemlidir. Kavga bu hatta psikolojik savaşta şeydir. Ortam hazırlamak diye geçer buna. Önce ortam hazırlarsanız bir kıvılcım yeter. Orada yangını çıkarır. Bir kıvılcım ne olacak ya filan demeyeceksiniz. Ortam hazırsa kıvılcım kavgayı çıkarır. Küçük bir ateş kavgayı çıkarır. Ortam hazır değilse ateş yaksan bile bir şey olmaz. Onun için evdeki bu iklim önemli, atmosfer önemli, ortam önemli. Peki evdeki iklim, bir bitki örneği verdiniz. Çok güzel o atmosferi de, o evin güneşi de yağmuru da anne baba oluyor. Belirli dozlarda güneş olacak, bitki yeşerecek, yağmur yağacak, bitki yeşerecek değil mi hocam? Güzel bir örnekleme oldu. Sosafobi üzerine sorular var hocam. Süremizin yavaş yavaş sonuna da geliyoruz ama Tarhan Cevaplıyor.hd üzerinden Nevzat hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bu hafta hepsine cevap veremesek bile değerli seyircilerimiz onları biz alıyoruz. Sonra size hocama yöneltiyor. Olacağım sosyal fobi. Sosyal fobi, yani sosyal korkular. Yani bunun hafif şekli sosyal kaygı diye geçer. İleri şekli sosyal fobi diye geçer. İleri şeklinde sosyal fobi olan kimse toplumun içine girip konuşamaz. Mesela sınıfta parmağını kaldırıp fikrini söyleyemez. Benim fikrim budur diyemez. Özgüveni eksiktir. Mesela bir kalabalığa topluma girdiği zaman herkes ona bakıyor gibi hisseder. Göz teması kurmaktan kaçınır. Her şeyde çok kolay yüzü kızarır. Aşırı utangaçtır. Yani bizim toplumumuzda da biraz böyle yüzü kızaran şeyler sevilir. Yüceltilir. Anadolu tipi. Anadolu tipi. Insan, yani böyle ağzındaki lokmayı alacaksın. Bir yanağına vurunca öbür yanağını çevireceksin tarzında. Hazreti İsa için söylenen bir söz var ya. Bu sosyal fobiyi, bu kültür biraz besliyor. Ama bu kültürde tabii böyle kültür, sosyal fobilerde de yetenekler gelişemez. Yani özgürlük, kişi kendi özgürlüğünü kısıtlar. Yani sosyal fobik insan aslında kendiyle savaşıyordur. Kendiyle savaşıyordur. Çeşitli sosyal korkuları vardır. Mesela kalabalığın, toplumun içerisine girdiği zaman eleştirilmekten korkar. Hata yapmaktan korkar. Yani soru sorulduğu zaman mahcup olacağım diye korkar, rezil olacağım diye korkar. Yani birazcık kaygı şeydir. Mesela sosyal fobik kişilerde bir konuşma örneği var. Güzel bir örnektir onu. Çok önemsiyorum. Şimdi sosyal kaygısı olan birisi bir konferansa davet ediliyor. Şimdi sosyal fobikler de konferanslara konuşma yapmak zorunda kalırsa hata yapmayın diye çok iyi çalışırlar. Sıfır hata, hiç hata olmasın. Ezberlerler, tekrarlarını yaparlar. Çok iyi bir şekilde hazırlığını yapmış, gitmiş, sahneye çıkmış. Fakat sosyal fobi nedeniyle kaygısı var. Ödevini iyi yapmış ama kaygısı nedeniyle de bu sefer bütün bildiklerini unutmuş sahnede. Bir de şoku oluyor ya. Anlatacak bütün, hiç her şey, hepsi aklından gitmiş. Fakat zeki birisi o anda diyor ki, ya diyor, buraya gelinceye kadar benim söylediklerimi bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum ama şu anda sadece Allah biliyor diyor. Ondan sonra bir gülüyor, kendisi de herkes salon gülüyor, rahatlıyor ve
arkasının bir tepeye dökülüyor. Evet. Yani bu, sosyal fobide de böyle, yani sosyal fobide korku temelsiz korkudur. Hmm. Temelsizdir. Yani o kişi bildiği halde anlatamıyor gibi olur. Genellikle sosyal fobisi olan kişiler konuşmanın başlangıcında bir tutuk dururlar. Ama belli bir alıştıktan sonra da açılırlar. Durduramazsınız o kişileri. Bunu yapabilmesi için bu sosyal fobinin tedavisinde exposure diye bir yöntem var. Yani yüzleştirme yöntemi. Bu sosyal ortamlardan bu kişi kaçıyor ya. Yani önce bir sosyal fobinin arkasında bir hastalık var mı? Depresyon var mı? Araştırılır. İlaç gerekiyor mu? Araştırılır ki çoğunda ilaç gerekiyor. Çünkü sosyal fobiklerin önemli bir kısmında beyinlerinde sosyal korkularla ilgili, sosyal güvenle ilgili alanlar iyi çalışmıyor. Yani iki türlü güven var. Bir özgüven, diğeri sosyal güven. Özgüven kişinin kendini güçlü yönlerini, zayıf yönlerini tanıması ve zayıf yönlerle yüzleşip kendini benlik algısıyla benlik saygısının eşit olmasıdır sosyal güven, özgüven. Benlik algısıyla benlik saygısı eşit olacak. Şimdi benlik algısı özgüven de eşittir ama öz beğeni olan kimse, kendini beğenmiş, gururlu, kibirli tiplerde benlik algısıyla benlik saygısı arasında fark açılmıştır. Benlik algısının üzerine benlik saygısı artmıştır. Yani kendini olduğundan daha büyük görür benlik kibirli kişiler, öz beğenisi olan kişiler, narsist kişiler. Ama sosyal fobik kişiler benlik saygısı, benlik algısının altındadır. Yani kişi kendisini olduğundan daha değersiz görür. Bu kişilere benlik saygısını benlik algısına eşit hale getirmesi gerekiyor. Bu tedavide bu yapılıyor terapilerle. Onun mesela Libovis sosyal fobi ölçeği var. Onu veriyoruz. O sosyal fobi ölçeğine göre fobiyalı korku alanlarını belirliyoruz. O korku alanlarını belirledikten sonra onun sosyal fobisine sebep olan düşünce kalıplarını belirliyoruz. O düşünce kalıplarıyla onu çalışıyoruz onun üzerine. O kalıp yargıları ortaya çıkarıyoruz ve onun engelleyen iç engelleri aşıyoruz. Aslında hani engelliler, engellilere yardım deniyor ama asıl en engelli kişi sosyal fobik kişidir. Engeller iç dünyasındadır ve yeteneklerini ortaya çıkaramazlar. Bir toplumumuzda birçok kimse var böyle, iki kelimeyi bir araya getiremediği için zekasını, yeteneğini kullanamaz. Bu bir engeldir işte, psikolojik engeldir, duygusal engeldir. Bu engelleri aşmak da bir kişi kendi yapamıyorsa tedaviyle yapılıyor. Ama bu kişiler böyle cazgır olmayı öğretiyoruz tabiri caizse bu kişilere. Yani biraz ona, tedavisinde ona çalışıyoruz. Evet. Yani tabii ona gerçekçi hedefler koyarak ve bunu başardığı zaman bu kişiler yani bu sefer tam tersi de olabiliyor. Biz aşırı bir özgüven de çizginin öbür tarafına da geçebiliyor. Narsist de olabilir. Tabii olabiliyor. Hani mezarlıkta giderken ıslık çalar bazıları. Ne cesur adam dersiniz. Aslında o kendi cesaretinden değil, korkuları nedeniyle o derece bir yöntemini bulmuş ya hocam. Islık çalarak gidiyor. Korkularıyla mücadele ettiği için öyle özgüven rolü oynuyor aslında. Özgüven rolü oynuyor. Bu da bir yöntemdir ama yani bunun için böyle abartılı davranış yapmasına gerek yok. Yani sosyal fobimi yeneceğim diye gidip de ortamına bakmadan uygunsuz yerde, uygunsuz zamanda uygunsuz espriler yapmasın. Bu sefer ne olur? Herkes ona güler, sosyal fobisi tekrar alevlenir. Onun için sosyal fobik kişi böyle iyi duygu yönetimini iyi bilmesi lazım. İyi bilirse bu beceridir. Duygular öğrenilebilir. Öğreniliyor. Duygular önce üretiliyor, sonra yönetiliyor. Aynı ekonomik değer gibi, kaynak yönetimi mantığıyla. Kaynak yönetiminde ne vardır? Ekonomik değer nedir? Önce diyelim mali, parasal kaynağını üretirsin. Daha sonra bunun girdi kontrolünü yaparsın, çıktı kontrolünü yaparsın. Havuzu büyütürsün ve yönetirsin. Burada da aynı şekilde kaynak yönetimi gibi kendi iç dünyamızdaki o psikolojik kaynaklarımızı, duygusal kaynaklarımızı artıracağız. Ondan sonra onu yerinde ve zamanında yöneteceğiz. Yani zaman yönetimi de burada çok önemli. Yerindelik de çok önemli. Bunları yapabildiğimiz zaman kaynak yönetimi ilkelerine göre hareket ederse kişi sosyal fobi tedavide en başarılı olduğumuz
psikiyatrik alanlardan birisidir. Kişi istesin yalnız. Evet, tedavisi mümkün. Tarhan Cevapları HD üzerinden soruları yöneltmeye sürdürüyoruz. Son dakikalara da girmiş bulunuyoruz. Hocam, bu narsizmle ilgili de bir şeyler paylaşmanızı rica edeceğim. Narsist kişiler, bizim böyle zor kişilikler dediğimiz kişilikler vardır. Birlikte yaşaması zor olan kişilikler. Onlardan birisidir. Aynı zamanda toplumda kavga çıkaran, toplumun huzurunu, bulunduğu ortamın huzurunu bozan kişiliklerdir. Narsist kişi kanser hücresi gibidir. Kanser hücresi nasıldır? Bencildir. Vücuda gelen oksijen ve glukozun çoğunu tüketir. Bu özelliği nedeniyle 3 santim büyüklüğe, 3 milimetre büyüklüğe ulaştığı zaman görüntüleme cihazlarıyla tespit edilir. Erken teşhis böyle konur. Onun açgözlüğü nedeniyle. Birinci özelliği açgözlü olması, bencil olması. İkinci özelliği doyumsuz olması. Hep bana demesi. Yanındaki hücreleri yutar, büyür. İçinde damarları alır, daha çok geliştirir, büyür. O büyümesi doyumsuzluğu ve sınırsızlığı. Bak, doyumsuz, sınırsız ve sorumsuzdur kanser hücresi. Yani sorumsuzluğu ve sorumsuzluğu, yani vücudundaki başka dokular acı çekiyormuş, vücudundaki diğer oksijen çoğunu ben kullanıyorum, diğerlerine az gidiyormuş, hiç önemli değildir onun için. Evet. Her şeyi kendi bencilce tüketir, bencilce harcar, bencilce ister. Doymaz, açgözlüdür. Böyle bir hücre kanser hücresidir. Narsist insan da böyle bir insandır. Kendini özelliği görür, özel hisseder, önemli olmayı hisseder, üstün olmayı düşünür. Özel, önemli ve üstünlük duygusu taşıyan kişi, yani hak duygusunu bile kendine yönelik yorumlar. Ya bu, ben büyük insanım, ben kıymetli insanım. Yemeğin çoğunu ben yemem lazım. Evet. Sofrada en iyi tarafını benim yemem lazım der. Bu evde herkes bana özel davranmalı der. Herkes beni övmeli der. Övgüyle beslenir. Mesela narsist insanı överseniz onun egosunu şişirirsiniz. Narsist insanı övmek bir diktatör ortaya çıkarır. Bu nedenle narsistler övülmez. Narsisti seviyorsanız onun, ama haklı ve doğru eleştiri. Haklı ve doğru olan eleştiri yapmazsanız yer sizi, bitirir, tüketir. Peki. Ama haklı bir eleştiriniz varsa da size saygı duyar. Evet. Kıssa bile saygı duyar. Evet, narsist kişileri hocam bir sonraki programda konuşmaya sürdürelim. Şöyle bir şey okumuşum aslında, narsist kişileri seviyorum çünkü başkaları hakkında hiç konuşmuyorlar, hep kendileri hakkında konuşuyorlar. Burada verdiği mesaj tabii farklı, sizin söylemleriniz farklı ama hiç kızmamak lazım. Başkaları hakkında hiç konuşmuyorlar, hep burada gıybete dikkat. Kendilerini övmekten, kendilerini övüyorlar. Evet, kendilerini övüyorlar. Başkalarını aşağılayarak kendilerini, egolarını yükseltirler. Mesela narsist bir eş eve geldi, karısı çok para harcadı, kızdı ona. Hemen aşağılama mekanizmasını kullanır. Şöyle der, bak der, yani bak bir sürü para harcamışsın der. Saçıp savurmuşsun der. Saçıp savurmak aslında bir kültür işidir der. Bu, bazıları para harcayarak kendini sınıf atlatır der. Ve para harcayarak eğitimsiz insanlar bunun farkına da varmaz der. Örnek mi istiyorsun? İşte senin ailen der karısına. Karısını ve ailesini aşağılar. Oradan dolayı da onları aşağılar, egosunu tatmin eder. Hem de para harcanmayı da eleştirmiş olur. Ama karşı tarafla bu sefer o da başlar, senin annen de şöyle yapıyordu ama der. Senin ailen de böyle der. Al sana bir çatışma işte. Evet. Tarhan cevaplıyor. Profesör Doktor Nevzat Tarhan cevaplıyor programının bu cuma sonuna geldik. Haftaya saatler cuma onu gösterdiğinde yine Nevzat Tarhan hocamla sizin karşınızda oluyor olacağız. Yapımda yayında emeğe geçen başta Ozan Konrat hocam. Teşekkür ediyoruz. Arkada bayağı da bir seyircimiz var. Şimdi yüksek bilinç yolculuğuyla hocamız Zülfikar Özkan hocamız sizlerle birlikte olacak. Hemen canlı yayının akabinde Zülfikar Özkan hocam sizlerle olacak. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşçakalın efendim.